Efendim, Anayasa Mahkemesi'nin dün Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesine ilişkin yok hükmünde kararı resmi gazetede yayınlandı. Sizin de bir başvurunuz vardı zaten konuyla ilgili. Önce bunu bir nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki sürece nasıl bir etkisi olmalı? Bir kez daha zaman muhalefeti haklı çıkardı. Can Atalay'ı haklı çıkardı. Hatay halkını haklı çıkardı. Ve maalesef meclis başkanının yaptığı tutumun yanlış olduğunu, ilk başta takındığı tutum doğruydu. Ama daha sonra döndü dolaştı. Bu hukuksuz kararı okuttu. Okutmaması gerekiyordu, okuttu. Anayasa Mahkemesi de kararını verdi, bu yok hükmündedir diye. Can Atalay ile ilgili aslında bu kararın 6 ay önce alındığını biliyoruz. Gerekçeli kararı 6 aydır beklettiler. Meclis kapandıktan 2 gün sonra yaptılar. Bu kararın derhal okunması lazım. 15'inde meclis toplanacak. Toplandığı gün meclis başkanının Anayasa Mahkemesi'nin yok hükmünde saydığı bu kararını okutması lazım. Bana kalsa okutmaya da gerek yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi yok hükmünde saymış. Ama tutanaklara düşmesi girdiği için bu karar doğrultusunda milletvekili özlük haklarını yeniden kazandığını, düşen komisyon üyeliğini yeniden kazandığını, o düşme işlemlerinin tamamının yok hükmünde olduğunu ilan etmeleri ve Can Atalay'ın da zaman geçirilmeksizin serbest bırakılarak yemin etmesi lazım. Adalet Bakanlığı'na şunu hatırlatıyorum. Anayasanın ilgili maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yargı ve yürütme organları için bağlayıcı olduğunu, gerekçeli karar okunduktan, açıklandıktan sonra herkesin buna uymak zorunda olduğunu söylüyor. Hepimizin görevleri var. Birinci görev Adalet Bakanı'nın hızlı şekilde Silivri Cezaevinden Can Atalay serbest bırakılmalıdır. İkinci görev 15'inde Can Atalay meclisin açılmasıyla birlikte yok hükmünde olduğuna ilişkin karar okutularak tutanaklara geçirilmeli. Meclisi yöneten, ki Numan Bey'in yöneteceği anlaşılıyor, Numan Bey tarafından kürsüye davet edilerek yemin etmesi gerekir. Bunun dışında bize düşen gidip Can Atalay'a aramıza hoş geldin demektir. Türkiye'de başka kimseye bir şey düşmüyor. Adalet Bakanlığı serbest bırakacak, meclis başkanlığı yemine çağıracak. Bunu bekliyoruz. Sayın Meclis Başkanı dün aramıştım. Ben ona ulaşamadım. Yoğun programda o beni aradı, ulaşamadı. Birazdan bu konuyu da görüşeceğim, bir görüşme yaparak kendisine beklentimizi ifade edeceğim. Kendisinin hukuka uygun davranmasını, anayasaya uygun davranmasını bekliyoruz. Teşekkür ederiz.